Bugün lahmacun yapıyorum. Yanında da bol köpüklü sodalı ayran. İlk olarak hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Yarım paket kadar yaş mayam var. İçerisine 1,5 su bardağı ılık su ilave ediyorum. Aktive etmek için 1 tatlı kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine 5 bardak kadar un ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave edip hamurumu yoğuruyorum. Biraz unluyorum zaman zaman yapışmaması için. Evet, hamurumuz yoğruldu. Ne kadar iyi yoğurursanız mayalanma o kadar güzel oluyor. Şimdi kasemin altına bir un serpiyorum. Birazcık hamurumu koyuyorum. Üzerine bir streç film geçiriyorum. Ve fırını ısıtmadan içerisine koyup 2 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Şimdi içini hazırlayacağım. 350 gram kadar kıymam var. Eğer hamurun tamamını kullanacaksanız ki ben yarısını kullandım, yarısıyla da pide yaptım. 600 gram kadar kullanabilirsiniz. Malzemeler tam görünmemiş videoda. Bir tane kuru soğanım var. 3-4 diş kadar sarımsak, yarım demet maydanoz, 3-4 tane yeşil biberim var. Hepsini robota alıp bunları robottan çekiyorum. Ben tek tek çekmek zorunda kaldım çünkü robotum bozulmuştu, bu el robotuyla yaptığım işlemi. O yüzden çok net görünmüyor. 2 kaşık kadar domates sosum vardı benim. Onu ilave ettim. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. 1 tatlı kaşığı da biber salçası ilave ettim. Ve hepsini malzemelerin karıştırıyorum. Malzemeleri infoya ekleyeceğim. Eğer domates sosunuz yoksa, benim yazdan kalma vardı, bir tane domatesi ilave edebilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekledim ve bütün malzemeleri karıştırıyorum. Hamurum mayalanmış, tezgaha aldım. Küçük parçalar halinde kesiyorum. Ve şu şekilde toparlayarak yuvarlıyorum. Böyle bir 15-20 dakika kadar tezgahta beklettim. El mayası geldi ve hamurumu önce elimde, sonra merdaneyle açıyorum. Hazırladığım içi kaşıkla üzerine koydum ve elimle yayıyorum. Her tepsi 2 tane aldı. Pişirmek biraz zor oluyor fırında. 2 tepsi de 4 tane 220 derecede pişirdim. 8 dakikada pişiyor. Ve servisi hazır. Afiyet olsun.